Değerli arkadaşlar, 100 yılın başında İslami gelenek, gerek Mehmet Akif, gerek Abdur, gerek benzeri dönemin düşünen, fakat artık mevcut İslami çerçevesine sığamayacağını, sığılamayacağını, sığınarak memleketin, İslam atmosferinin sorunlarının çözülemeyeceğini düşünen bir dizi düşünürün ciddi bir kompleks içinde çırpındığı, arayış içinde olduğu bir dönem geçirdik. Bu dönem hatta Mehmet Akif'in kimi şiirlerinde Allah'ı sorgulamaya, gerekirse birazdan doğrudan metni kendisinden okurum ama biz senin için bunca fedakarlıklar, bunca ölümler yaparken bizleri sefalet ve cahillik içinde bıraktın diye başlayan o önemli şiirleri de yazmaya neden olan ciddi bir arayış söz konusuydu. Fakat ne yazık ki bu arayış İslam'ın felsefi altyapısının sorunları doğru okumaya, sadece İslam'ın değil tabii, genel olarak dinlerin yaşanan, dünyanın yaşamakta olduğu sorunların çözümünü üretecek bir felsefi altyapı üretememesinin sonucu olarak ne yazık ki soruların sorulduğu yerinde kalınacaktı. Bu sürecin sonucunda İslami camiada özellikle yaygın bir şekilde Kur'an'ın ayetleriyle bilinen bilimsel buluşların arasında uyum sağlamaya çalışan ciddi bir akımın geliştiğini biliyoruz. Her ne kadar bu akım daha sonra kimi tek tek İslamcılar tarafından ciddi anlamda sorgulanıp hırpalandıysa da bugün bile İslamcı camiada özellikle gençlik alanında ciddi anlamda İslam'ın Kur'an'la ve bilimin felsefesiyle olan uyumuna dair bir dizi argüman karşısındayız. Ancak bu argümanlar ne yazık ki İslam'ın Endonezya'dan Fas'a kadar var olan mevcut problemlerini çözmede dünyanın bilimsel, felsefi, ekonomik atılımına anlamlı katkılar üretmekte ve geride kalan 1400 yıllık süreçte bu sorunların niçin cevabının verilemediği noktasında gerekli açılımı yapmanın dışında kalıyor. Kuşkusuz İslam'ın tarihine ve tek tek ayetlerin yorumuna dair Edip arkadaşımızın da yaptığı gibi pek çok farklı açılımlar getirilebilir. Esasen aslında Diyanet İşleri Başkanlığı da her 5 yılda bir Kur'an'a getirdiği yeni tefsirlerle bunu yapmaya çalışmaktadır. Ne ki aslında bütün bunlar kelimelerle oynayarak bulunmuş olan bilimsel bulgularla Kur'an'ın kimi ifadeleri arasındaki o ifadelerin hepsinin de değiştirilmesi yoluyla sağlanmaya çalışılan paralellikler sorunun muhtevasını çözmeye yetmiyor. Sorunun muhtevası Kur'an ve Kur'an yanı sıra diğer dinlerin tümünün akletmekten kastettiği şeyin aslında yaratılışın tümünün gördüğümüz, göremediğimiz, cevabını verdiğimiz, veremediğimiz her şeyden varılması gereken sonucun Tanrı'nın birliğine ve Tanrı'ya iyi kullar olmamız gerektiği fikrine varmak olarak şekillendirilebilir. Esasen bütün varılan noktanın bu olması nedeniyle tarih boyunca din eksenli devletler, din eksenli medrese ve okulların hiçbir tanesi bilime anlamlı bir katkı yapamadıkları gibi sadece bilime değil, örneğin insanın kuldan çıkıp insan haline gelmesini, tebaalıktan çıkıp yurttaş haline gelmesini, insanların dinlerinden farklı olarak sadece doğdukları ve kendilerini tercih ettikleri veya içine doğdukları kimlikler nedeniyle eşit ve sorgulanamaz oldukları fikriyatına varamayan bir anlam dünyası üretmiştir. İstisnasız bütün dinler için söylenebileceği gibi ancak bizim içinde bulunduğumuz İslam coğrafyası açısından da özellikle tekrar etmemiz gibi bütün tek tanrılı dinlerin siyaseten yönettikleri, hukuku belirledikleri, devleti kontrol ettikleri, okul adına kurulmuş olan mekanizmaları belirleyebildikleri her atmosferde ne yazık ki insanlar kadın erkek olarak, mümin kafir olarak, köle efendi olarak ve zengin fakir olarak ciddi eşitsizliklerle birlikte yaşamaya, yaşamak zorunda bırakılmaya, ayrı hukuklarla karşı karşıya kalmaya ne yazık ki zorunlu kılınmıştır. Kuşkusuz bu tarihi, bu realiteyi İslam'ın içinden, Hristiyanlığın içinden, Museviliğin içinden, Edip Bey'in de böyle örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Sorgulayan, değiştirmeye çalışan, aslında ayetlerin yanlış yorumlandığını, İslam tarihinin başka bir yerden yazılması gerektiğini söyleyen bir dizi açılım, anlamlı, değerli bir dizi açılım olmakla birlikte
karşımızdaki mevcut yapı bu tek tek iyi niyetli yorumları, bu tek tek iyi niyetleri aşma çabalarını Mehmet Akif'i, Abduh'u, Namık Kemal'i ve benzeri sayabileceğimiz dünyanın değişik ülkelerinden benzeri çabaları sergileyen insanların çabalarını aşan bir realiteyi karşımıza getiriyor. Genel olarak dinlerin felsefi altyapısı ki felsefeyi bilimlerin bilimi, bilimin sevgisi, bilimin üzerinde oluşan genel olarak yorumu olarak nitelendirecek olursak dini aidiyet üzerinden yükselen düşünüş tarzında felsefe kavramını kullanmak da gerçi problemli olacaktır ama öyle olduğunu varsayarak dinlerin üretmiş olduğu, dinlerin altyapısını oluşturan felsefi yaklaşımların genel olarak karşı karşıya kaldığımız tüm olay ve olguları Tanrı'ya bağlayan, kadere bağlayan, hikmetle açıklamaya çalışan bir yaklaşımı bizim karşımıza çıkartmıştır. Bundan dolayıdır ki hikmetinden sual olunmaz diyen, bundan dolayıdır ki hakkından gelemediğimiz, bizi korkutan, hayatımızı olumsuz anlamda etkileyen her şeyin karşısında acaba bizim ailemizin içinde yaşadığımız toplumun, milletin ne günah işlediği üzerinden bir akıl yürütmeyi ve dolayısıyla daha çok kulluk etmek şeklindeki bir çözüm yöntemini üreten bir akıl üretmiştir. Tabii buradaki akıl da tırnak içine alınması gereken bir akıl. Çünkü bu akıldan gerçek anlamda insanlığın karşılaştığı sorunların çözümü üremiyor. Ne yazık ki ürememiştir. İslam tarihinin 1400 yıllık süreci bunun, Hristiyan tarihinin 2000 yıllık süreci bunun, Musevi tarihinin 3000 yıllık süreci bunun tipik, somut ve hiçbir iyi niyetli arkadaşımızın yaptığı, yapacağı açılımlardan, kelimelere getireceği farklı anlamlardan daha müspet bir karşılık üretmemektedir. Oysa bilim dediğimiz şey ve dolayısıyla bilim zemini üzerinden üreyen, bilimin önünü açan, bilimin olguları üzerinden şekillenen, dolayısıyla hem bilimin ürünü olan hem bilimi geliştiren felsefe ki sözcüğün gerçek anlamdaki felsefe ise başka bir anlama geliyor. Bu her şeyden önce nedenle, niçinle, nasılla, ne zamanla falan gibi sorular üzerinden çıkan, aklı omuzlarımız üstünde taşıdığımız bu olağanüstü ve evrimin ürünü olan bu olağanüstü yeteneği çalıştırmayı, bunun üzerinden giderek hayatımızı kolaylaştırmayı, dünyanın nasıl döndüğünü, yağmurun nasıl yağdığını, depremin niçin ortaya çıktığını, dolayısıyla bütün bunların eğer iyi bir şeyse disiplini altına almayı, eğer kötü bir şeyse bunların önlemlerini geliştirmeyi ve bu soruyu kendine temel soru, temel düstur edinen bir aklın, bir felsefi altyapının ürünüdür. Bu açıdan baktığımızda değerli arkadaşlar, ne yazık ki dinler ile bilim arasında kategorik bir farklılık söz konusu, farklılık söz konusu, mantığıyla farklılık söz konusu ve tabii bu ikisi kaçınılmaz bir şekilde bir tanesi insanı yere, daha çok yere indirmeye çalışırken, daha çok kulluğa indirmeye çalışırken, diğeri ise insanı daha çok ayağa kaldıran, özgüvenini geliştiren ve dolayısıyla aklının yeteneklerini, toplumsal varlık olmanın yeteneklerini, evrenin bütün dinlerden, bütün cinsiyetlerden, bütün sınıflarından ortak ve bunları ortak yaşatacak, bunları eşitlik, adalet, özgürlük içinde yaşatacak bir aklın da üreticisi olmaya çalışmıştır. Kuşkusuz bugün modernizmin, aklın, hatta sosyalizmin, ateizmin bütün mücadele ve çabalarının sonucunda olmamız gereken, idealleştirdiğimiz, yapılabilecek, yapılması gereken, yapılmamasının cevabını vermekte bile zorlandığımız bir dizi problem, bir dizi sorun alanıyla karşı karşıyayız. Ama şunu kabul etmek zorundayız ki, söz konusu bu sorun alanlarının, başta savaşlar, eşitsizlikler, sömürü olmak üzere, bütün bu sorun alanlarının çözümünü ancak ve ancak yine bu dünyevi, bu akla dair, bu bilimin üzerinden şekillenen felsefeye dair ve bu felsefenin olmazsa olmaz tamamlayıcısı olan demokrasi, laiklik, özgürlük kavramları üzerinden üretme şansına sahip olabiliriz. Bunun dışındaki tüm üretim şansları, birincisi Tanrı'ya bağlanan, Tanrı'ya bağlandığı nedeniyle de değiştirilmesi her zaman problem olan, değiştirmeye çalışan iyi niyetli arkadaşlarımızın kah dil oyunlarıyla, kah kavramlara yükledikleri anlamlarıyla sürekli tatlı atmak zorunda kalacakları ve kaldıkları, fakat yine de tarihin ana omurgasını bütün bu açılımların değiştirmeye yetmediği bir realiteye işaret etmektedir. Oysa insanı dediğim gibi kul olmaktan, yerde sürünen ve sadece hikmetinden sual edilmez
emirlere tabi olmaktan ve öbür dünya için hazırlanmak eksenli bir yaşamdan kaldırıp dünyayı cennete çevirebilme, dünyayı tanıyabilme, dünyaya hükmedebilme, dünyanın içinde farklı kimlikleriyle ve mağduriyetlerle yaşayan insanlığın bütünü için eşitliği ve bilimi ve bilmeyi öğreten bir felsefi altyapı ile dinin felsefi altyapısı arasında kategorik bir farklılık bulmaktadır. Kuşkusuz buradan hareketle kaba bir laikçilikten ısrarla uzak durmak lazım. Özellikle Türkiye gibi bir türlü demokratikleşemeyen, bir türlü gerçek özgürlükçü bir laikliği kurumsallaştıramayan, bilimin bile birilerinin özellikle iktidarların elinde başkalarını mağdur etmenin daha fazla kontrol ve güvenlik mekanizması halinde kullanıldığı, üniversitelerin gerçek anlamıyla üniversite olmaktan öte yerde süründürüldüğü, adeta resmi ideolojinin devletin ihtiyaçları çerçevesinde çalışıp cız denilen noktalara asla ve asla dokunamadığı bir gerçeklikte kuşkusuz bilime dair de söylenmesi gereken bir dizi sorun var. Ama bütün bunları aşabilmemiz açısından öncelikle önümüze koymamız gereken sorun, dinin mantalitesi, dinin hukuku, dini kavramlarından kendimizi olabildiğince özgürleştirip, mütedeyyinlerin hak ve özgürlüklerini de güvence altına alabilecek, onların farklılıklarıyla, farklı mezhepleriyle ve farklılaşabilme hak ve özgürlükleriyle, örneğin işte Edip arkadaşımızın da kendi içinden çıktığı dünya tarafından mürtet ilan edilmesini engelleyecek bir hukuksal ve ahlaki güvenceler de sağlayabilecek bir mekanizma ancak ve ancak din dışı alandan üretilebilir. Buna ister laiklik deyin, ister başka bir şey deyin ama dinlerin tarihi hangi din olursa olsun kaçınılmaz bir şekilde ve olgusal bir düzümde saptamak, teslim etmek, asgari vicdan ve ahlaklıkla teslim etmek zorundayız ki ne yazık ki bir farklı inançlardan olanların hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırıldığı veya ihlal edildiği veya cizye ve benzeri aşağılık mekanizmalarla ikinci sınıf yurttaş bile değil, ikinci sınıf tebaa haline getirildiği bir mekanizmayı dayanmıştır. Bununla da yetinilmemiştir. Ne yazık ki dinlerin egemen olduğu, siyaseti, hukuku, okulu, bireyi belirlediği ortamlarda ne yazık ki Kur'an'ın resmi ve binlerce kez tefsir edilmiş, binlerce muteber insan tarafından tefsir edilmiş normlarıyla çelişen her türlü yeni yorumun, küfürle, irtidayla, müşriklikle ve benzeri sayılabilecek kavramlarla nitelendirilerek mümkün olabilen en kısa zamanda elimine edilmeye çalışıldığı bir tarihe tekabül etmektedir. Denilebilir ki kimi arkadaşlarımız bunu söylemektedirler, dinle bilim arasındaki çatışma evet Batı dünyasında Batı'nın Batı olmaya çalıştığı, dolayısıyla ki biliyorsunuz kimi arkadaşlar yanlış kullanıyorlar ama Batı kavramı aslında Hristiyanlıkla, Engizisyonla, Papalığın mutlak iradesiyle temsil edilen Doğu anlam dünyasının kırılabilmesi, dolayısıyla reformla Rönesans'la başlayan bir sürecin sonucunda ortaya çıkan bir süreç. Bu sürecin ürünleri olarak ortaya konulabilir. Oysa aynı ürünleri örneğin İslam dünyasında ya görülemeyeceğini ya da çok istisna örnekler olduğu iddia edilebilecektir. Oysa bu bütünüyle kavranmış görün ama gerçek dışı bir yaklaşım. İki nedenle İslamiyet'in egemen olduğu topraklarda bilim ve felsefe arayışlarına yönelik infazların, yakmaların, sürgünlerin, dağılmaların, yakmaların görece az olduğu bir durum karşısındayız. Ama burada iki neden var. Birincisi, İslam'ın merkezi despotik devletleri, başta Osmanlı olmak üzere, şehirleşmeyi, sanayileşmeyi, çoğulculaşmayı, sivil toplumun oluşumunu, dolayısıyla bilimin gelişebilmesini, neden, niçin, nasıl sorularının sorulup bu sorular üzerinden bir felsefi, bilimsel altyapı kurulabilmesini engelleyen bir sosyoekonomik yapı örgütlemiştir. Ve bu nedenle örneğin batıdaki şehirlerde oluşan bilim arayışı, felsefe arayışı, Koperniklerin, Galilelerin, sayısız insanın, kalkıp da dönemin egemenlerine karşı, din eksenli egemenlerine karşı söz konusu mücadele örnekleri görece daha az olmuştur. Ama bununla birlikte, buna rağmen şunu özellikle altını çizmek lazım ki aslında Benjamin'i, Galile'yi işte ve benzeri diğer tüm bilim adamlarını cezalandırmaya, yargılamaya çalışan
papalık aslında bütün dinlerin, yani tanrıların işine karışılamayacağı şekilde, tanrıların söylediklerinden, hikmetinden sual olunamayacağına dair, dünyanın düz olup olmaması, işte kadınların doğumu acılığı yapıp acısız yapıp yapmaması, insanların farklı kimliklerden eşitliği, insanların sorgulayarak örneğin yıldırımın önüne geçebilmesi, depremin bizim günahlarımızın sonucu değil, aslında önlem alınabilir doğasal bir olay olduğu, işte yağmurun şuyun buyun sürekli Tanrı'nın bize atfen, bize kızgınlıklarının sonucunda veya bize rahmetinin sonucunda karşımıza çıkartılmış mutlak iradenin keyfiyle belirlenen olaylar değil, aslında tümüyle doğasal açıklanabilir şeyler olduğunu ortaya çıkartmaların sonucunda bir engelleme, bir cezalandırma süreci söz konusu olmuştur. Ve dolayısıyla aslında az önce sevgili arkadaşımızın işaret ettiği işte İslamiyet'in, Suudi Arabistan'ın Şeyhül İslam'ının akıl yürütme biçimiyle örneğin Papa Urban'ın akıl yürütme biçiminin aynı kaynaktan kaynaklandığı gerçeğini ne yazık ki kabul etmek zorundayız. İki nedenle kabul etmek zorundayız. Bir, gerçekçi olmak için. İşte Kur'an'ın ayetindeki aslında şu kelime şöyle değildi de, şu şöyleydi de, bilmem neydi de falan filan gibi çok dolambaçlı, işe yaramaz, işe yaramadı, 1400 yıllık süreçte zaten yeterince açığa çıkmış, kanıtlanmış olan gibi yollarla gereksiz ayrımlar yapmamak için. İki, bunu yapabilecek felsefi, hukuksal altyapıyla da aslında dünyanın tüm inançlarının, tüm mezheplerinin, tüm farklılaşma haklarının kimsenin kimseyi yargılayamayacağı, ötekileştiremeyeceği bir hukuk altyapısı kurmak için de, dolayısıyla bilimin ve felsefenin önünün tümüyle, üniversitelerin özgürleşmesinden başlamak üzere önümüzün tümüyle açılabileceği, özgürleşebileceğimiz bir atmosferi kurabilmek için bunlar zorunludur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz İslam tarihinde 9-11. yüzyıllarda gerçekten dünyanın sonrasına bilimin önünü açmak açısından çok olumlu bir aydınlanma dönemi yaşandı. Şimdi kim arkadaşlarımız diyebilirler ki aslında söz konusu bu aydınlanma dönemi İslam'ın, Kur'an'ın, tek tanrılı dinin İslamca yorumlanmasının potansiyelinin ürünüydü. Oysa bu gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Bildiğiniz gibi söz konusu bu aydınlanma Antik Yunan bilgi birikimlerinin, kitabi ürünlerinin, yazılı metinlerinin, sorularının, sorgulamalarının Arapçaya çevrilmesiyle, özellikle de Süryani bilim insanlarının özellikle çabaları ve şu anda konumuz olmadığından ayrıntılarına girmeyeceğim ama Abbasi döneminin özel bir döneminin, özel bir konjonktürüne denk gelen bir ortamda başlayan bir aydınlanma. Fakat biliyorsunuz, az önce üstünde doğru veya yanlış tartışma yapılan Gazalilerin egemen olduğu, Gazali'nin içinde yer aldığı en önemli sözcüsü olduğu eşarilik felsefesinin ve bu eşariliği besleyip büyüten sosyoekonomik koşulların gelişimine bağlı olarak ne yazık ki bu aydınlanma, 200 yıllık aydınlanma da tarihsel ömrünü sonuçlandırmak ve içinde dolaşıp çok önemli katkılar, birikimler yaptığı Arap coğrafyasından uzaklaşıp kaçmak zorunda kaldı. Gazali bence az önce yapılan iki değerli arkadaşımızın tartışmasından çok, Gazali bence İbn-i Rüşd'leri, İbn-i Farabi'leri, İbn-i Rüşd'leri bu topraklarda yaşayamaz, sordukları soruların sorulamaz, sordukları soruların ve ürettikleri südür felsefesinin aslında küfür, yani Türkçesiyle kafirlik olduğu ve dolayısıyla böyle bir şeye izin verilemeyeceği fikriyatının, gericiliğinin, dogmanın, nakilciliğin, bağnazlığın deyim uygunsa en mükemmel, en ince, en olağanüstü ifade edicisi bir şahsiyet olarak almak lazım. Gazali'nin hakim olduğu topraklarda artık Farabilere, İbn-i Rüşd'lere, felsefeye, yeni icatlara, ikinin üstüne iki koymaya, kadavraları üzerinde yeni araştırmalar yapmaya artık olanak yoktu. Ve bu olanaksızlık ne yazık ki İslam coğrafyasının artık en uç noktasından İbn-i Rüşd'ün cevap verebildiği ama verdiği bu cevabın artık İslam coğrafyasının içine giremediği, oralarda dolaşma hakkının tümüyle ortadan kalktığı bir atmosfere tekabül edecektir. Bu nedenle kim söylemişti bilmiyorum ama arkadaşlar belki hatırlatabilirler. İbn-i Rüşd aslında İslami daire içinde Arapça konuşan ama İslam dünyasına ait değil, daha çok
Batı'da Batı'nın oluşmasına başlayan sürecin deyim uygunsu öncülerinden biridir. Az önce de ifade edildi. Gerçekten de örneğin evrim teorisinin eğer ilk ifade edicilerinden söz edeceksek İbrahim Hakkılar'da İbni Haldun'lardan söz etmemiz lazım. Ama hani İbni Haldun'un belki bir espri konusu olarak anımsanmasında yarar var. İnsanın maymundan, kömürden ve doğanın bütün altyapısının birleşik halinden, özünden geldiği, oluştuğu fikriyatını dillendiren bu çok önemli filozof, tarihçi, bilim insanının ancak yine de doğrusunu Tanrı bilir diyerek kendisine güvenecek cümleler üretmekten de imtina edemediği, çünkü ancak can güvenliğini böyle kurabildiği bir süreçten söz ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bilim İslam coğrafyasını, sadece İslam coğrafyasını değil, sürecin, siyasetin, sosyolojinin, hukukun, din eksenli bir yerden belirlendi. İster Roma olsun, ister Kudüs, ister Mekke fark etmez. Hukukun, siyasetin, insan ilişkilerinin ötekine bakış açısının din eksenli metinlerle belirlendiği, din eksenli iktidarlarca belirlendiği bir atmosferde bilimin ne yazık ki yapabileceği çok fazla şey yok. Felsefenin daha da yok. Bakın iki dönem önceydi galiba, başbakan yardımcılığı da yapan ve zaman zaman bazı cümlelerini okuduğumuzda ateist mi acaba diye bile delirtirebilecek kimi cümlelere de sahip olan Mehmet Aydın işte bir dizi güzel açılım, alıntı, yorumun arkasından tabii bütün döneme dair söz kurmak zorunda olan, söz kurmaktan kaçınamayacak olan ve işte bunu ajitasyonla da geçiştiremeyecek Mehmet Aydın ve benzerlerinin gelip takıldığı nokta, peki ama Farabiler, İbn-i Sinalar bu toprakları üstelik de tam da bilimin atlı sıçrama yapabileceği, felsefenin belli bir sistematizasyona ulaştığı bir ortamda niçin terk etmek zorunda kaldılar sorusunun cevabını ama dinin bir felsefi altyapısı vardı ve bu bilim birikimleri üzerinden Mehmet Aydın'ın cümlesini kelimelerin belki yeri değiştirilerek ama aynısını aktarmaya çalışıyorum. Ama alternatif bir felsefenin İslam'ın egemen olduğu topraklarda yaşaması ne yazık ki mümkün değildi. Ve bu iki kategorik felsefenin karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdı. Keşke bu iki felsefenin birlikte olabileceği bir atmosfer üretilebilseydi ama üretilemedi ve dolayısıyla onun kavramıyla Müslüman aydınlar Farabilere tavır koymak zorunda kaldılar şeklindeki bir açılımı ile karşılaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, dinlerin mutlak otoriteye sahip olduğu, Tanrı adına birilerinin işte kah Şeyhülislam, kah Emirül Müminin, kah Kelimatullah Allah, kah işte halife falan filan diye ortalıkta iktidar yetkisini kullanabildikleri atmosferde kuşkusuz eğer daha iyi silahlanmalarına, daha iyi karşı taraftaki ordulara cihat veya haçlı seferi veya işte imana getirmek gibi şeyler yapmalarına faydalı olabilecekse, örneğin halktan daha fazla vergi almalarını sağlayabilecek bir mekanizma ise bilimin sonuç ürünlerine bu tip insanların da bir itirazı olmaz. Ama bu tip insanların tebaanın ister kızılbaş, ister sünni, ister gayrimüslim, ben yurttaşım ve haklarımı istiyorum demesine, ben de bu Tanrı'nın kuluyum ama bu bana verdiğin razı değilim demeye başladığı veyahut da işte hikmetinden sual olunmaz şeklindeki bir mantığın karşısına kıldan köprü yaratmışsın, gelsin kullar geçsin diyor. Hele biz şöyle duralım, yiğitsen sen geç at alır diyebilen bu toprakların Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaşlarının varlığına, Kalender Çelebi'lerinin varlığına tahammül edemezdi. O nedenle alternatif bir felsefe ister doğrudan bilimin üzerinden şekillensin, ister görecek daha ilkel halleriyle olsun, bu topraklarda din adına muktedir olanların bunları ortadan kaldırması, katletmesi, sürgüne göndermesi kaçınılmazdı. Bu ortam tabii kaçınılmaz olarak bilimin tek tek ürünlerini de etkiliyor ve nitekim işte 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde işte bütün fabrikaların Manchester'da, bütün icatların Brüksel'de, bütün iyi şeylerin, medeniyet birikimlerinin Paris'te ama niçin işte İstanbul'da, Bağdat'ta sefaletin diz boyu gittiği, hiçbir şey icat edemediğimiz, niçin savaşlardan, niçin yenilmeye devam ettiğimiz soruları
işte o dönemin Müslüman aydınları tarafından ifade edilmeye başlanacaktı. Değerli arkadaşlar, geldiğimiz noktada kuşkusuz bir akıl kırılması yaşadığımız bir kötü konjonktürde yaşıyoruz. Bu kötü konjonktür dünyanın halklarının, üniversitelerinin yapmaları gereken şeyi yapmak yerine tekrar yeniden boyun eğdikleri bir konjonktürde yaşıyoruz. Bu konjonktür tabii kaçınılmaz olarak acaba bütün bu yaşadığımız sorunların sihirli formüllerini dinlerde bulabilir miyiz şeklinde hem de okumuş yazmış, iyi diplomalara sahip olan falan bir sürü insanın ve bu arkadaşların ürettiği bir dizi kitabın falan da varlığını karşımıza çıkartıyor. Ama bilim tarihi, felsefenin bugüne kadar biriktirdikleri kaçınılmaz ve kaçınılmaz bir şekilde bu insanın tekrar yeniden insani erdemlerinden, ulusal erdemlerinden, affedersiniz, yurttaş olma erdemlerinden, evrensel bir kimliğe sahip olma erdemlerinden geriye çekildiği bu dönemi aşacaktır. Fakat aşarken tabii ki sadece bir iman tazelemek babında sözler yetinmez. Dönüp bu sürecin iç argümanlarını da tartışmamız lazım ki bunu tartışmaya çalışıyoruz. Bu açıdan bu sempozyumu düzenleyen arkadaşlara gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır. Değerli arkadaşlar, az önce embriyon meselesi gündeme geldi. Çok değerli bir sunum dinledik burada. Gerçekten benim de çok faydalandığım bir sunumdu. O sunum üzerine kimi sorular ve zaman yetersizliğinden devam ettirilemeyen bir süreç oldu. Şurada din, felsefe, bilim, mantık ekseniyle cümle kurmaya çalıştığımız bu atmosferde hemen şunları belirtme ihtiyacı duyuyorum. Birincisi bu yaratılışçılık, bu akıllı tasarım aslında öncelikle Tanrı'nın var olduğunu farz etmemiz halinde zannediyorum ki bizlerin değil özellikle cehenneme atılacak olan öncelikli insanlar onlar olacaklardır. Çünkü çok tipik, çok net bir müşrik yani İslami ifadeyle akıllarını Tanrı'nın aklına ortak koşmaya çalışan bir açılım sergilemektedirler. Nasıl bunu yapmaktadırlar? Çünkü dinin siyaseten iktidar edebilmenin, eşitsizliği meşru gösterebilmenin veya hidayete erdirmek, demokrasi götürmek adı altında işgallerin ve benzerlerinin kılıfı bahanesi yapılabildiği bir ortamda bu insanlar Tanrı'ya atfedilen kitapların cümlelerinin artık bilimin, felsefenin bu kadar geliştiği bir atmosferde ne kadar yetersiz, ne kadar savunma mekanizması sunmadığını bildiklerinden oturup Tanrı adına aslında onun söylemediği, onun söylediklerinden bambaşka şeyleri bize aslında evrim teorisini inkar etmek ve evrim üzerinden de aslında insan aklının nelere kadir olabileceğini, insanın bütün insanlık ailesiyle birlikte ne kadar eşitlik, özgürlük ve demokrasi içinde yaşatılma hakkına sahip olduğu fikriyatını ortadan kaldıran adeta bir aşil topu olarak kullanmaktadırlar. Örneğin Tanrı ister Kur'an'ı açıp okuyalım, ister Tevrat'ı çok net bir şekilde günün birinde canı sıkıldı. Bunun üzerinde kendi suretinde toprakta bir insan yarattı. Ondan sonra onun ruhuna ruh üfledi falan gibi bir masal, bir öykü anlatırken, bir mitoloji anlatırken bunlar sanki bunlar hiç söylenmemiş gibi. İşte bilimin üretmiş olduğu kimi argümanları tıpkı kimi ayetlerin kimi kelime kavram oyunlarıyla yeniden yeniden yorumlanması gibi bilimin üretmiş olduğu argümanları bilimin mantığından, bilimin felsefesinden kopararak, yeniden yorumlayarak Tanrı adına tanrıcılık yapan bir akıllı tasarım üretmektedir. Örneğin Tanrı kitaplarında hangi kitabı açarsanız açın demektedir ki işte birinci gün şunu yarattı, ikinci gün şunu yarattı. Onun yaratması ol demektedir. Ol demek bir insanın gözlerini kapatıp açmasıyladır. Yani bu kadar net konuşan ve üstelik benim apaçık söyledim diyen onlarca ayetle kendini ifade ettiği, aracı kurumlara itiraz ettiği halde onun adından ya orada öyle diyor ama aslında şu kelime şu anlama gelir de falan diye başlayan bir sürü cümleler, bir sürü açılımlarla karşı karşıyayız. O ben ol dedim ve onu verdi diyor. Bizimkiler tabii artık ol deyince bunu açıklayamazlar. 14 milyar yıllık bir evrim artık kanıtlanmış vaziyette. Ne yapacaklar? O halde peki ama işte o büyük patlamanın öncesi nasıldı diye başlayan cümleler getirecekler. Değerli arkadaşımız çok net bir şekilde anlattı. Konuşmasının sonunda da çok net belirtmişti. Aslında dini kitapların anlattıkları öyküyle
insanın milyonlarca yıla varan bir doğasal evren tasarımının ve her tasarımda, affedersiniz, her yeni adımda, her yeni koşulda, o koşullarca belirlenebilen yeni bir oluşumla oluşan bu süreci artık hiçbir mızrağın çuvala sığmayacağından çok daha uç olarak kalkıp da dini kitaplara sığdırabilmek mümkün değil. Üstelik ben öneririm, bu mantıkta olan camianın İslamcı versiyonuna öneririm. Çünkü Kur'an'da iki tane ayette aynı zamanda hayatın özünün sudan geldiğini belirten bir ayet var. Bu ayetler üzerinden gidilebilirse, örneğin o dönemin insanları Adem Havva masalına inanıyorlardı. Ol deyince ol diye inanıyorlardı. Dolayısıyla da çünkü köleliğin açıklanmasında bu tip yorumlarla karşı karşıyayız. Niçin kölelik var? Örneğin kutsal kitapların tümünde denildiğimizde ya kölelik var çünkü o dönemde kölelik meşhur bir mekanizmaydı. Bir anda kaldırılamazdı. Dolayısıyla yavaş yavaş kaldırılacaktı falan gibi. Aynı açılımı aslında evrim teorisine de getirmek bence Amerika'da üretilen ve Amerika'nın küresel vizyonunu da parçası olarak üretilen teorileri allayıp pullayıp Türkiye'ye ve işte bağımlı ülkelere yeni versiyonlar üretmek yerine bu tip yöntemlere başvurmak lazım. Ama konumun başına gelecek olursam, değerli arkadaşlar, dinlerin felsefi altyapısıyla bilimin felsefi altyapısı mantıksal olarak uzlaştırılamaz. Dediğim gibi bir tanesi soru sormayı, özgüveni değiştirebilmeyi, hükmedebilmeyi ve bu hükmetme üzerinden de hayatı daha yaşanılabilir kılabilmeyi kendine esas alan bir yerde dururken, diğeri ise açıklanamayan herkesi, her şeyi, her gelişmeyi mutlaka bir günah ve ödül eksenli mutlak yaratıcıya bağlayan bir yaklaşım sunmaktadır. Bu iki yaklaşım bütün zorlamalara rağmen, örneğin yine az önce ismini andım, Mehmet Aydın'ın bir yaklaşımı, bir kaçamağıyla eğer yorumlayacak olursak, her ne kadar diyor Sayın Aydın, bilim önselliği, a priori pozisyonunu reddetse de aslında Kur'an da buna uygundur. Oysa Kur'an çok net bir şekilde her şeyin Tanrı'dan verildiğini, bütün kelimelerin Tanrı tarafından öğretildiğini, onun öğrettiğinden başka hiçbir şey olmadığını, zırhı yapmayı da Süleyman'a onun öğrettiğini, işte fırtınayı onun getirdiğini, kızdığı zaman cezalandırmak için depremi kendisinin getirdiğini, hatta bizzat İslam'ın peygamberinin ağzıyla 3 tane ayette çok net bir şekilde onun bildiklerinden başka benim bileceğim bir şey yoktur. Üstelik Tanrı'nın kendisi ben kendi bilgimi sadece peygamberimle paylaştım demesine rağmen. Çünkü hayat şöyle bir şey, sürekli yeni sorular çıkarıyor karşınıza. Ya şunu yapacaksınız, az önce evrim teorisinin tartışmasında da olduğu gibi bir bilimle her şeyin cevabını verebiliriz. Ama şu anda cevabını veremediğimiz soruların cevabını da gelecekte vereceğimize dair geçmişimizde yeterince, böylesi bir özgüveni sergilemek için yeterince veri var. Dolayısıyla buradan hareketle insanı bilgiyi, yöntemli bilgiyi, fiziğin, matematiğin, bilimin kurallarını esas alan bir yerden yaklaşmak yerine bilmediğimiz her şeyi tıpkı ilkel insanın yağmur yağdı, niye yağdı, Tanrı yağdırmıştır gibisinden. Aslında bence günümüzde kimsenin tekrar etmemesi gereken veya hani hatırlar mısınız genç bir kızımız çok haklı bir yerden işte Gölcük'te temsil edilen o generallerin sistemine itirazını Gölcük depreminin arkasından 7,4 yetmedi mi şeklinde. Oysa bu yaklaşım tarzı bırakın bizim hayatı doğru algılamamızı, aynı zamanda hepimizin içinde yaşayabileceği ama hiçbirimizin baskı altında kalamayacağı, herkesin kendini nasıl hissediyorsa öyle özgüvenle yaşayabileceği bir ortak yaşam alanını da ortadan kaldırmak yerine iktidara ele geçirenin veyahut da kendisinin kendi kutsallarıyla açıklayabileceği bir yaklaşımın öbür tarafın başına geldiği zaman da yetmedi mi diyen, pankart sallayan, kulak sallayan bir yaklaşımı kaçınılmaz olarak beraberinde getirmektedir. Değerli arkadaşlar, galiba zaman açısından peki. Aslında paylaşmak istediğim daha bir kısım kritik mesele vardı ama şöyle yapalım. Sizin sorularınız üzerinden kalan zamanımızı değerlendirelim. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Yani çok güzel bir performans, çok güzel.
güzel, akıcı bir konuşma. Yani uzun zamandır güzel dinlememiştim. Yalnız şunları belirtmek istiyorum. Mesela ya Platon'du ya Ariston'du. Diyor ki hiçbir zaman demokrasi olmadı dünyada. Yani belki bilmiyorum, hocalarım vardır. Hiçbir zaman dünyada demokrasi olmadı. Çünkü, yani bilirsiniz hocam, bilmiyorum da ben. Demokrasi olmadı çünkü demokrasi olabilmesi için seçenlerin yani halkın seçtiklerini ne yaptığını anlayabilmesi, onları denetleyebilmesi gerekiyor demiştir Platon veya Aristoteles, bilmiyorum, ikisinden bir tanesiydi. Dolayısıyla şu ana kadar hiçbiri bunu yapamamıştır ve bundan sonra da yapamayacaktır. Dolayısıyla hiçbir zaman yeryüzünde demokrasi olmayacaktır demiştir. Demokrasi şu anda bile safsatadır. Ortadoğu'ya demokrasi getirdiler, özgürlüğü getirdiler. 2-3 milyon tane ölü var. Ülkeler birbirine girmiş. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ya şimdiki demokrasi de böyle. Platon'un dediğinden çok farklı değil. Bu bir tanesi. İkincisi hocam, Kur'an'da kesinlikle kölelikle ilgili bir şey yoktur. Hatta köle almayın der. Savaşlarda bile köle almayın. Ya ben öyle biliyorum. Köle almayın. İkincisi, üçüncüsü... Hocam toplayalım. Tamam, bir şey daha var. Mesela Newton, Platon, internette birçok yazıları vardır. Eğer sizin biliminiz dininizle çelişiyorsa biliminizi kontrol edin diye. Ben öyle hatırlıyorum. Değişik oluyor. Biliminizi kontrol edin. Newton'un özellikle böyle birçok yazısı var. Biliminizi esas alın. Hayır. Dinle bilim çelişmez diyor. Ha, öyle mi? Olan var mı? Daha zamanı ekonomik olarak kullanmak için. Bununla ilgili, bu iki başlıkla ilgili. Başka bir başlığa sonra geçeceğim. Hocam sizinki bununla mı ilgili? Evet, ben bir şey söyleyeceğim. Bir defa şöyle bir yanlış anlama olmasın isterim. İslam kültüründe sanki bir tek ses varmış. Bu eşarilik sesiymiş. Ve sizin bütün eleştirileriniz, İslam eleştirileriniz hep eşari doktrini üzerinden gidiyor. Bu bir Kur'an yorum algısı. İslam tarihi geçmişte olduğu gün olduğu gibi geçmişte de çoğulcu bir yorum var. Kur'an'da zaten farklı diller kullanıldığı için bir tanrı dili kullanılır, bir de doğal dili kullanılır. Dürüst davranmak gerekirse eşarilik daha çok tanrı dilini, mesela İslam felsefecileri ve Mutezile gibi ekoller ise daha çok doğa dilini kullanmaya çalışırlar. Dolayısıyla başka bir şey daha var. Bunu görmek gerekir diye düşünüyorum. Bunu göremezsek İslam kültürünü, yani Hristiyanlığı sırf Ortodoksluk üzerinden eleştirmeye benzer. Ki aptalca bir şey. İkinci üzerinde durmak istediğim şey şu. Yani din eleştirisi yapanların İslam'a bakarken İslam'ın o çoğulcu yapısını da görerek yola çıkmaları gerekir. Ben de eleştiri yapıyorum ama hepsini görmeye çalışıyorum. İkinci gördüğüm şey şu. Bildiğim kadarıyla zihniyetin bir uygarlığın durdurulmasındaki etkisinin, bu tam bir idealizmdir, felsefi anlamda, böyle bir gücüne inanmak bana çok tuhaf görünüyor. Yani Gazali diye birisi çıkacak, düşünün, valla İslam dünyasında var olan her şeyi ortadan bir günde kaldıracak. Böyle aptalca bir zihniyeti benimseyecek kadar eğer entelektüel derinlikten yoksun isek, böyle sempozyumlar yapmanın zaten anlamı. Bunu söylemek lazım. Şimdi, tarihi süreci iyi okumak gerekir diye düşünüyorum. Siz bilebildiğim kadarıyla Marksist söylemle de, sınıfsal bir temelde de soruna yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Ben sizi biliyorum, kitabınızı da biliyorum okuduğum için. Acaba sınıfsal temelde baksanız, zihniyetten daha çok üretim ilişkileri, yine o üretim ilişkisi, mesela dediniz ki İslam dünyasındaki aydınlanma hareketi Yunan çevirilerine bağladınız. Yunan çevirileri midir? Mesele, Arapların fetih hareketlerine bağlı olarak yeni bir toplumsal örgütlenme ve siyasal örgütlenme modeline doğru şehir devletinden imparatorluklaşmaya doğru gidişi midir? Başka bir şey daha var. İslam kültüründe bilim ve felsefeyi durduran şey fetvalar mıdır tek başına? Etkisinde olduğu için inanmıyorum ben. Çünkü İbn Sina'lara da fetva verdiler. Pek değiştirmedi. Fetvalar mıdır? Yoksa oluşan orta çağın imparatorluk anlayışının, siyasal anlayışının zirvesini temsil eden bir siyasal, sosyal yapının oluşması mıdır? Dolayısıyla bu olaylara bakarken şunu görmek gerekir diye düşünüyorum. Yani mesela bir adam kadercidir, İslam dünyasında kadercilik yok etti. Valla ben Anadolu toplumunda hiç kadercilerden olan adam görmedim şu anda.
Gidin köylüsüne bile, köylüsüne bile, kadere inansa bile kaderci davranmaz. Dolayısıyla şunu görmenizi isterim. İslam sırf zihniyete bakarak, yani metin eleştirisinden yola çıkarak bir kültürü ya da uygarlığı anlamak mümkün değil. Sizden söylediğim, şu Marksist açıdan baksanız bile çok farklı şey söylemeniz gerekirdi. Benim sizden beklediğim şeyi söylemediğinizi düşünüyorum. Hocam isterseniz böyle bir cevap evet. Çok dağılıyor. Değerli arkadaşlar, kuşkusuz ben de zaman zaman benim istediğim şeyleri söyleyemediğim, dinlediğim bir sürü insanın benim istediğimi söylemediği zamanlarla karşılaştım. Bu çok doğal. Aslında birbirimizden farklı algılara sahip oluyor oluşumuz, farklı arka planlara sahip oluyor oluşumuz. Ve bunun yanı sıra tabii bu tip platformların kendimizi yeterli bütünlükle ifade etmek açısından yaratmış olduğu sıkıntıların da bu konularda kuşkusuz etkisi var. Ama tabii ki eğer ben Arap aydınlanmasının tümüyle Yunan birikimine bağladıysam kuşkusuz söylememde bir sakınca yok söz konusu olan kendim olunca halt etmişim. Sizinle paylaşmaya çalıştığım olay şuydu. Birincisi söz konusu bu birikimin aslında evrensel insanlık ailesinin, Hint medeniyetinin, Çin medeniyetinin ama özellikle de söz konusu Abbasiye aydınlanmasında ilk referans olan eser, birikim, çevirinin ağırlıkla eski Yunan birikimlerinin çevirisi üzerinden başladı. Ama asla ve asla bu birikim sadece Yunanlara ait değildi. İkincisi bu birikim İbni Haldunlar, İbni Rüşler üzerinden İberik Yarımadası'ndan geçip Avrupa'daki bilimsel atılımın altyapısını oluşturur hale geldiğinde de asla ve asla Yunan birikiminin çevirisinin bulunduğu düzeyde değildi. Niteliksel bir sıçrama yapmıştı, çok önemli birikimler gerçekleştirmişti ve dolayısıyla aslında bilimin tarihi yazılacaksa kimi özellikle Batı kaynaklı ürünlerini yaptığı gibi her şeyi Yunan'la şekillendirip Avrupa'yla sınırlayan, dolayısıyla bir bütün Doğu dünyasının birikimlerini, mücadelesini ortaya koyduklarını reddeden bir yaklaşımın kategorik reddini yapmamız şarttır. Buradan fetva meselesine gelirsek kuşkusuz tarih istediği kadar muktedir olsunlar, örneğin adı kanuni olsun. İstedikleri kadar muktedir olsunlar. Sadece bunların kılıç gücü, bunların işte torunlarını, çocuklarını kesebilecek kadar pervasızlaşan hukuksuz, kanunsuz nitelikleri ve bunların elinin altında Ebu Bekir'in bile, Ömer'in bile, Osman'ın bile kullanmadığı ki biliyorsunuz onlar peygamberin halifesi olduklarını belli bir tartışmanın sonucunda bunun ötesine geçmeye hakları olmadığını söylerken onun hık deyicisi ama ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde kah başbakan, kah Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Sünni geleneğin, Hanefi geleneğin en büyük alimlerinden sayılan Kanuni'nin hık deyicisi Ebu Suud'un Kanuni Allah'ın halifesi ilan edebilecek kadar iktidarın parçası olan güçlerin sadece fetvalarıyla, yazdıkları kanunnamelerle, ölüm fetvalarıyla gerçekleşebilir bir durum değil. Hayat aslında sosyoekonomik koşulların, uluslararası dengelerin kaçınılmaz bir şekilde birbirini etkilemesiyle şekilleniyor. Ama kabul edersiniz ki, takdir edersiniz ki burada toplanıp konuşmaya çalıştığımız ve bana da saptanmış alan çerçevesinde ben bunu sosyoekonomik kısmıyla değil ki Abbasi aydınlanmasının gerek yükselişi gerek geriye çekilişi kısmında burayı geçiyorum diye de belirtmiştim. Kuşkusuz sosyoekonomik koşullar, uluslararası dengeler vesaire bir dizi faktör söz konusu. Ama biz burada bu işin dinle ilgili veya o dönemde siyasetin referansı, araştırmanın medreselerin referansı olarak kullanılan o bütünlüğün oynadığı role dair bir yargılama yapıyoruz. Dolayısıyla buradan yaptığımızda ben az önce söylediklerimi tekrarlamak zorundayım. Elbette ki Gazali, Eş'ariliği yükselten sosyoekonomik koşullar içinde, tarihsel dönemeç içinde ama bunların oynadığı rolü de altını kalınca çizmemiz lazım. Çünkü aslında Arap aydınlanmasının, Abbasi aydınlanmasının önemli isimleriyle polemik yapan, onları küfürle yargılayan, onları Tanrı'ya
koşmakla ve Tanrı'yı tahrif etmekle yargılayan zihniyetin önemli bir temsilcisinden söz ediyoruz. Dolayısıyla din bağlamlı, din felsefe bağlamlı bir sohbette işin bu yanını vurgulamak, evet birilerinizin, bazı arkadaşlarınızın beklentilerini söylememiş olmama neden olabilir ama bunun altını kalınca çizmek lazım. Şu anda da aslında dünya çapında, İslam dünyasında çok ciddi tartışmalar olduğunu, İslam'da ciddi bir reformasyon gerçekleştirme ve bunun zorunlu olduğunu söyleyen çok ciddi bir akıma karşılık, başta selefilik olmak üzere bir dizi siyasal, itikadi kurum ve camianın, devletsel camianın da bu süreci engellemeye çalışan bir yerde durduklarının altını çizmek lazım. Benim işaret etmeye çalıştığım bundan ibaretti. Zannediyorum bu seferlik herhalde anlaşılmış olacağım. Dolayısıyla da Tanrı'nın dili meselesi de çok görece bir kavram değerli arkadaşlar. Aslında Yunus Emre de Tanrı'nın dilini kullanıyordu. Nesimi de Tanrı'nın dilini kullanıyordu. Hacı Bektaş da Tanrı'nın dilini kullanıyordu. Papa Urban da Tanrı'nın dilini kullanıyordu. Ebu Suud da Tanrı'nın dilini kullanıyordu vesaire. Bunlar görece şeyler. Nerede durduğunuza, kimin kılıcını salladığınıza, kimin parasını yediğinize veyahut da neye ikna olduğunuza, hangi sosyoekonomik, hangi konjonktürel koşullarda yaşadığınıza bağlı olarak Tanrı'nın dili de değişiyor. Her ne kadar benim söylediklerim artık değişmez diyen kutsal kitaplar ve ayetler söz konusuysa da elimizde, çok iyi biliyoruz ki aslında daha Ebu Bekir döneminde bile, hatta bırakın Ebu Bekir'i, İslam peygamberinin Mekke dönemindeki söylenen ayetlerin Medine döneminde yetmeyip onların yerine farklı yorumların geldiği ayetlerin ortaya çıktığı ve Medine döneminde işte Medine Sözleşmesi'nden söz eden ve Tanrı'nın elçisi olan iradenin bir müddet sonra o Medine Sözleşmesi'ni bir kenara bırakıp kendisiyle sözleşme yapılan farklı aidiyetlere sahip insanların fiziki tasfiyesini gerçekleştiren kararların verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla olay şu, zaten kısastan başlayarak hadis külliyatının bazı arkadaşlarımız itiraz ediyorlar ama gerçekçi olmak gerekirse hadis külliyatını bir kenara bırakarak Kur'an'ı yorumlamaya kalkamazsınız. Kur'an'ı o zaman modernist bir zihniyette şu anda 1400 yıl sonra edinilmiş bilgilerle yorumlarsınız. Oysa benim sözlerim apaçıktır diyen ve o apaçıklığı kah doğrudan peygamberin günlük hayatında, uygulamalarında kah onun adına yeminlerle kuşkusuz bir dizi sahip olmayan hadisin varlığını biliyoruz. Ama bunu İslam dünyasının kendisi de saptamıştır zaten. Şu hadis yeterince güçlü değildir, şu hadisi kanıtlayan şey yoktur. Ama buna karşılık üstünde ciddi itibar edilen, kaynakları çok sağlam olan, çok önemli bir hadis külliyatı vardır ki bu hadis külliyatını bir kenara bırakarak yapılacak Kur'an yorumu da zannediyorum ki Kur'an'ın hakikatiyle çok da örtüşmez. Dolayısıyla isterseniz bu dinin dili meselesinin de göreceliğini kabul eden, en azından bu noktada materyalist demeyeyim ama daha nesnel bir mantık giyerek zamanla değiştiğini ve kaçınılmaz olarak her yeni değişimin yeni koşulları kaçınılmaz kıldığını, örneğin Kur'an'da çok net yer alan kimi belirlemelerin, savaş hukuku, paylaşım hukuku, bizzat Ömer tarafından hanginiz veya İslamcı olan arkadaşlarımız kim Ömer'den daha çok İslami hassasiyete sahip olduğunu iddia edebilir, Ömer tarafından değiştirildiğini, sonraki dönemlerde de değiştiğini biliyoruz. Dolayısıyla ben bu kısa, zaman zaman yanlış anlaşılabilir, zaman zaman kendimi anlatmakta zorladığım bu sunumda bu rezervleri de dikkate alan bir yerden dinlenilmesini rica ederim. Demokrasi meselesi önemli değerli arkadaşlar. Kuşkusuz bazı idealler ne yazık ki örneğin ilk defa Antik Yunan'da ifade edildiği halde bir kısmınıza ters gelebilir ama İslam öncesi Mekke'de ifade edildiği halde ve bir kısmınıza yine ters gelebilir ama herkesin tanrısının ve tanrısının sembolü olan putunun diğer tanrı ve putlara inananlar tarafından dokunulmaz kabul edildiği demokrasi dediğimiz nedir ki? Dolayısıyla herkesin farklılığına saygı duyduğu, evet kölelik var zaten o ilkel demokrasi, köleci bir demokrasi. Evet kadın erkek eşitsizliği var falan ama sonuçta aslında o demokrasi fikriyatı dediğimiz şey nedir? Bir ekonomik anlamda farklı pozisyondaki insanların eşitlik mücadelesi, farklı cinslerin eşitlik mücadelesi, tepenin taban tarafından belirlenebildiği, yani kimsenin ben Tanrı'nın yeryüzündeki elçisiyim diyemedi. Kimsenin babadan oğla bir iktidarı 1400 yıl boyunca payan da yapamadı. Şunu özellikle... Hocam
yavaştan toparlayabilir miyim? Toparlıyorum. Şunu özellikle yeni koşullarda birlikte yaşayacağımız ve birlikte yaşamaktan gerçekten benim memnuniyet belirteceğim pek çok İslamcı arkadaşımızın kabul etmesi gerekiyor ki eğer 1400 yıl boyunca bu halife diye, padişah diye içlerinde delilerin, torunlarını öldürenlerin, bilmem nelerin olduğu bir sülaleyi dinle meşrulaştırmış, ona payanla olmuş bir sürecin sorumluluğunun sorgulanmasını dini bütünlüğüyle dışında bırakarak yapabilmek acaba hangi mantığa, hangi vicdana, hangi ahlaka, hangi bilimsel yaklaşması? Dolayısıyla demokrasi, evet bugün hala maalesef bizden uzakta ama galiba hepimizin birlikte yaşayabileceği, hepimizin altında toplanabileceği ve insanlığın henüz bulup bulabildiği en ideal siyasal yönetim tarzının bu olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz bunun içinde birilerimiz, örneğin benim gibileri diyecek ki bu yetmez, ekonomik eşitlik de lazım, sosyalizmsiz demokrasi olmaz ama bazılarımız da diyecek ki hayır, işte şu deneyler veya falan dolayısıyla ama en azından demokrasi alt paydasında, sosyal devlet alt paydasında, özgürlükçü vilayetlik alt paydasında bir ortak referans saptamamız lazım ki gerek bilim tartışması, gerek demokrasi tartışması, gerek bireysel hak ve özgürlükler tartışmasında birbirimizle daha sağlıklı bir birliktelik sağlayabilelim diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.